Niger kafa! Söyle. Kim konuşsun kızı? Söyle. Bilmiyorum. Söyle! Nefesim kesti. Senin nefesini keserim. Senin canını alırım. Senin canın ne ki? Bütün halini yerler ederim. Anladın mı beni? Söyle kim koydu sana? Gülşah, hemşerim dedim, kandım sana. Hani izale olacak altını tutamayacaktı Hürrem, hünkârın koynunda duramayacak dediydin. Bak, hatun ölüyor. Kes sesini. Bir duyan olacak şimdi. Gel şuraya. Bırak beni. Yavaş. Gel şurada konuşalım. Zehir var tatlıda. Duydunuz mu? Gördünüz mü? Zehir! Nasıl oldu bu? Ne oldu, dilinizi mi yuttunuz? Kim bu hain? Bizim mutfaktan tertemiz çıktı Hasoda başım. Çeşnigarlar tadıyor, tabakta her şey gözümün önünde oluyor. Allah şahidimizdir. Kim aldı getirdi tepsiyi buraya? Bizden çıkınca biz bilmeyiz ki. Recep almış, haremdeki kızlardan birine teslim etmiş. Hangi kız Sümüla, hangi kız? Bu akşam Hasibe'ye teslim etmişler. O da altın yoldan geçmiş, sizin nöbetçilerden birine vermiş tepsiyi. Nerede Hasibe? Gidin getirin bana onu. Ben yandım, alacaklar başıma. Nasıl kandım sana? Tamam, sus artık. Boşuna telaş ediyorsun. Sana göre bir şey yok, yanan benim. Ben götürdüm tepsiyi, zehri ben koydum. Anlayacaklar hemen. Ama ben doğruyu söyleyeceğim. Beni kandırdığını anlatacağım. Hele bir anlat. Tamam yeter, sus artık.
Hasibe zavallı bir kız. O kim? Hürrem'i zehirlemek. Mutlak bir işbirliği ettiği vardır. Gökten düşme diye bu zehir. Hayırdır Gülşah? Ne işin var akşam vakti buralarda? Sultanım başa tutmuştu da biraz kekik yağ alayım diye. Sen git, ben yollatırım Mahidevran Sultanıma. Yalnız bırakma sultanını. Dolanma buralarda bu gece. Tamam efendim. Allah rahatlık versin. Dahi Hatun. Hürrem nasıl? Haber var mı? Uğraşamam şimdi seninle. Hasibe nerede? Görmedik, yok. Ne demek görmedik? Bilen yok mu? En son dün gece taşlıkta gördük. Neden arıyorsunuz? Ya sabır, sana ne? Yat aşağı! Kandilinizi söndürün, uyuyun. Buyur Hatice Sultanım. Duramadım odamda. Dar geldi her yer. Duydun mu Hürrem Hatun başına geleni? Hastaymış. Öyle mi? Hiç haberim yok. Sormayacak mısın ne olmuş diye? Bana ne sultanım? O Rus köleden başka derdim mi yok? Zehirlenmiş. Ya ölürse? Takdiri ilahi, ne yapalım? Sultanım. Gel Gülşah. Ne oldu, rengin atmış? Kötü haber mi getirdin? Yok. Kekik yağını bulamadım. Sultanımın başı ağrıyor da. Ha. Öyle mi, geçmiş olsun. İyiyim, iyiyim. Kafirin kokladım, iyi geldi. Her yere baktık Dahi Hatun. Hiç kimse de görmemiş, bir tek çamaşırhane kaldı. Siz bakın, ben yoruldum. Allah'ım, nerede bu Hasibe? Sümbül Ağa, sen de benimle gel. Orası karanlık oluyor. İyi hadi, çabuk çabuk. Sizin için yaptım sultanım. Yoksa her şeyi itiraf edecekti. Siz de ben de mahvolacaktık. Kendini asmış yani. Kurtulduk. Sen kendine mi mukayese ediyorsun beni? Yalan yanlış bir iş yaptın, eline yüzüne bulaştırdın. Bu suçun cezasını sen çekeceksin. Ben Eseki Sultanım. Bunu o küçük kafandan çıkarma. Sultanım, ben mi istedim böyle olsun? Sen istedin. Hürrem'i sen öldürmek istedin. Nasıl bilirsin Hasi Bey? İşinde gücünde terbiyeli bilirim. Hmm.
Atın bunların hepsini zindana. Muhafızları, mutfaktakileri herkese alın götürün. O tatlıdan hünkârımız da yeseydi nice olacaktı halimiz. Kaç kişinin ağzına değip buraya kadar geliyor. Siz muhafızlar, çeşnigerler ne işe yararsınız? Her kim bu onurmaz hatayı yaptı bedelini canıyla ödeyecek. Hasada başım. Şeker Ağa sen yürü mutfağına. Bulduk. Hasoda başım bulduk. Yalnız bir şey vuku bulmuş da. Ne olmuş Sümüla? Söyle geveleme lafı. Asmış kendini çamaşırlıkta. Cezasını kendi vermiş. Hasoda başım. Başına geleceklerden korkmuş Zahar. Öyle sallanıyordu çarşafın ucunda. Yok mu bunun bir yakını? Mutlaka bir arkadaşı vardır. Bulun getirin onu bana. Öyle ortalıkta olan bir cariye değildi. İşinde, gücünde... Daya Hatun, bana anlatma. Sen ki bu haremin en kıdemli yöneticisisin. Bana git getir. Anlamam. Hasibe'yi bulmadan Gülşah'ı gördüm. Öyle korkmuş, öyle telaşlı bir hali vardı ki... Ne demek istiyorsun? Gülşah'ı gördük ama Haseki Sultan için ilaç arıyordu. Değil misin Bülah? Telaşı ondan yani. Öyle mi? Git bana Gülşah'ı getir. Haydi! Yeter artık ağlama, sinirlerimi bozma. Sultanım bağışlayın. Gece vakti size rahatsızlık verdim. Hasoda başı İbrahim Ağa Gülşah'ı çağırıyor. Eğer izin verirseniz. Neden çağırıyormuş? Vallahi bilmiyorum. Hemen gelsin dedim. Gidebilirsin Gülşah. Gel şöyle Gülşah. Daya Hatun bizi yalnız bırak. Efendim, ben bir şey bilmiyorum ki. Neden geldim huzurunuza? Gülşah, ben seni ta Manisa Sarayı'ndan beri tanırım, bilirsin. Benimle böyle konuşma. Bana yalan söyleme. Haşa efendim, ne haddime. Ben size nasıl yalan söylerim? Anlatacaksın bana ama doğruyu söyleyeceksin.
benim bir günahım yok. Her şeyi Mahidevran Sultanım istedi. Zehri o verdi bana. Ben de hemşerim Hasibe'yi buldum. O da mutfaktan çıkınca koydu. Sus! Tamam sus, kes! Sultanın adını ağzına almayacaksın. Anladın mı beni? Anladın mı? Ölene kadar da kapatacaksın çeneni. Hasibe kendini asmış. Ne malum senin yapmadığın? Sultanım için. Vallahi billahi onun iyiliği sana için. Sana çeneni cacım. Sus! Sus! Anladın mı? Sus. Alın götürün şunu. O bulduğunuzu da yaygaraya mahal vermeden kaldırın ortalıktan. Şükürler olsun Hürrem kurtuldu Pargalı. Hekimbaşı sabaha bir şey kalmaz dedi. Geçmiş olsun hünkârım. Ben meğer çok sevmişim bu hatun İbrahim. Aklım gitti geldi onu öyle şırpınırken görünce. Sen ne yaptın? Buldun mu haini? İhmali olan herkesi sorguladım hünkârım. Kabahati ihmali olanlar sabah ezanını son kez duyacak. Zehri koyan cariye de cezasını kendi vermiş. Asmış kendini. Böylece ona bu görevi kimin verdiğini itiraf edemez. Sen korusan da saklasan da ben bu zehri kimin koydurduğunu biliyorum İbrahim. Hainlik eden uzağımda değil. Hepimiz ölmüşüz. Kafirler basmış saraya. Korkma Mustafa'm. Rüya gördün, geçti. Baban da ben de seni yalnız bırakır mıyız hiç? Savaş bitti. Hünkârımız bize zaferler kazanıp sağ salim geri döndü. Kafirleri yendi. Aslanım benim. Bak. Ailemiz bir arada. Ben yanındayım. Hadi uyu benim aslan oğlum. Rüyanda Mesut ailemizi gör. Has odabaşı herkesi toplayıp bu iş nasıl oldu diye tek tek sordu. Hasibe bu hainliği nasıl yaptı anlamış diyelim sultanım. Gülşah'ı da sorguya çekti. Gülşah ne bilsin ki? Neyse dahi. İbrahim ne diyorsa yapın. Yardımcı olun. Bu felaket duyulmadan hallolmalı. Her tedbiri alın. Aslanım gene mi fenalaştı Hürrem yoksa?
Durdur şu hatunu. Sen durdurmazsan ben durdurmasını bilirim. Kimi durduruyorum aslanım, anlamadım. Hasekini zapt et. Oğlunun sofrasına zehir koyan kadından, şehzademin anasından bahsediyorum valide. Bu sondur validem. Bu son. Daha tahammül etmem bilesin. Ne dedi? Hiç. Şey... Bazı sorular sordu. Hazı Bey'i tanır mısın diye. Hazı Bey'in ölüsünü bulmuşlar. Yakınları kimdir diye sorup soruşturuyorlar. Ben de hemşerisiyim dedim ama... Çok fazla irtibatım olmaz. Ben hep hashekimin yanındayım dedim. Hürrem'in vaziyeti nasıl, hala ağır mı? Çok kötüymüş. Sabaha çıkmaz diyorlar. Yarın hayırlı bir güne uyanacağız inşallah. Zor bir geceymiş bu gece Pargalı. Sabah olmadı hala. Güneş görmek, aydınlık görmek istiyorum. Sabah olsun, güneş yaşadığımız bu çirkinliklere örtsün istiyorum. Güneş doğacak birazdan hünkârım. Az kaldı. Mahidevran'a gittim. Bu zalimliğin hesabını sormak, onu hayatımdan söküp atmak istedim. Ama yapamadım. Odaya bir girdim ki Mustafa'ya sarılmış ailemizi anlatıyor. Mesut ailemizi. Sevgili, hürmetli, bir arada olan ailemizi. Yapamadım Pargalı. Evladımın o masum yüzünü görünce çıktım. Göstermedim kendimi. Oğlum bizim bir aile olduğumuzu, bir arada huzurla yaşadığımızı düşünsün. Mutlu olsun. Kıyamadım Mustafa'ma. Bunu da bir kenara yazacağım Pargalı. Kalbime bunu asla unutturmayacağım. Ailemizi zehirleyen Mahidevran'a hiç affetmeyeceğim. Hünkârım, sizin vicdanınız buna izin vermez. İbrahim, kimse benim vicdanımı zorlamasın. O benim vicdanımsa, sesini ben istersem eğer duyarım. Bana böyle telkinlerde bulunma. Hata yapan bedelini öder. Hayırlı bir gün olacak. Hissiyatım öyle. Gülşah, bütün belalar def ediliyor. Evet sultanım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun sultanım. Has odabaşı İbrahim Ağa sizinle hemen görüşmek ister. Mühim bir konu vardı. Öyle mi? Bekleyin dışarıda, hemen geliyorum. İbrahim hayırlı haber için çağırıyor. Allah'ım çok şükür dualarımı kabul ettin. Gülşah sevin. Hepimiz kurtulduk. Şuradan başımın örtüsünü ver. Beklemesin İbrahim.
Sümbül Ağa, hastanızın vaziyeti nasıl? Epey kötü diye duydum dün gece. Evet, dün gece zor geçti. Epey uğraştık. Yazık feci haldeydi. Ölümden döndü resmen. Lakin şimdi çok daha iyi maşallah. Hoş geldiniz sultanım. Geldiğiniz için müteşekkirim size. Mühim demişsiniz, o yüzden geldim. Yoksa bu kapı sadece acı veriyor bana artık. Hünkârımız girmesin, bilmesin burada olduğunuzu. Telaş etme. Hünkârımızın gözü beni görmeyeli uzun zaman oldu. Yüzüme bile bakmıyor. Sanki ben yokmuşum. Bunca yıl aynı yastığa baş koymamışız. Şehzadesini doğurmamışım. Yani... Bu yüzden mi onu zehirlemeye kalkıştınız? Evvela yüzük meselesi. Sonra dayak. Sonra da zehir. O tatlıdan hünkârımız da yiyebilirdi sultanım. Zaten koynunu almış zehri. O yılan zehirledi onu. Aklını başından aldı, kör etti. O Rusköy'le hanedanımızı zehirleyecek. Bunları söylemeyin. Siz böyle devam ederseniz, ben sizi de, Şehzademiz Mustafa'yı da koruyamam. Ben size ailem saydım. Değeriniz benim için paha biçilmez. Ben hayatta olduğum, nefes aldığım müddetçe sizi ve Mustafa'yı koruyacağıma dair yemin ettim. Sultan Süleyman'ın korumadığını, gözden çıkardı. Sen nasıl koruyacaksın İbrahim? O kadından uzak duracaksınız. Muhatap olmayın. Siz Şehzademiz Mustafa ile ilgilenin. Onun hünkârlığa hazırlanması lazım. Vaktinizi sadece buna vakfedin. Duyuyor musun sesini? Mustafa'm olmasa bir an bile düşün. Şimdi kıyardım canımı. Şu kapının ardındakileri düşünme. Bağrına taş bas. Sevdiğin hünkârını paylaşmasını öğren. Ses etme. Kendini yok et, silat diyorsun İbrahim. Peki nasıl dayanacağım ben bunca kedere? Gülşah kıyımı, onu bağışla. Yanımda başka kimsem yok. Bir zaman uzaklaşsın buradan. Dolaşmasın ayak altında. Edirne Sarayı'na yollayın onu. Geçecek her şey. Yine mesut olacaksınız eskisi gibi şehzadenizle. Yardım et İbrahim. Bırakma bizi. Tasalanmayın sultan. Sözüm söz. Bu kadından kurtulmamız lazım. Bizden kurtulacak. Senden. Benden. Mustafa'mdan. İbrahim!
Kapı niye kilitli? Bağışlayın hünkârım. Dün gece odama girip çıkan çok olmuştu. Kilitlemiştim, açmayı unutmuşum. Bugün elçiler mi gelecekti? Evet. Rus ve Venedik elçileri arz odasında huzura çıkacaklar. Siz hanımcığa Valide Sultan'a gidiyorsunuz. Ben hazırlıkları başlatayım. Bu sabah validemi görmeyi düşünmüyorum Pargalı. İşimize bakalım.